Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Merhaba, kanalıma ve evime tekrardan hoş geldiniz. Temizlik videolarından sonra devam diyorum. Biraz önce mutfak temizliğini falan bitirdim. Nilhan'la dünden kekimiz vardı. Azıcık ondan yedik. Sonrasında dedim ki bu salon ufak ve ben buradan başlayayım. Koltukları süpürdüm. Masanın altını süpürdüm. Ama kameranın şarjı bitmiş. Şu an telefondan devam ediyorum. Çünkü bir an önce burayı yapıp çıkmak istiyorum. Masanın tozunu alırken de herhalde orada bir yerde kesilmiş, bilmiyorum yani. Neyse, masanın tozunu aldım. Ondan sonra masanın altını da sildim. O masayı oradan oynatmam imkansız. Çünkü sürekli beni izleyenler nasıl temizlik yaptığımı biliyor ama ilk defa izleyenler böyle şeylere çok takılıyor. Ne diyordum? Nilhan böldü. Bazı insanlar takılıyor işte, onu çekmedin, bunu bilmem ne yapmadın. Her şey göz önünde olmuyor, bunu buradan belirteyim. Çünkü temizlik videolarıma ilk defa rastlayanlar oluyor ve oradan çok yeni abone geliyor. Ve olumsuz yorumlar da geliyor. Onu bir açıklığa kavuşturayım. Yani şurayı süpürürken maalesef şarj bitmiş. En baştan aldım ben de artık. Hatta masanın tozunu bir daha aldım gibi bir şey oldu. Neyse, masanın altını sildim. Burası çok fazla oynamıyor. Halıyı da şöyle kıvırıp bir yerini süpüreceğim. Bir de konsolun üstünün tozu var. Burayı bitirdikten sonra da yan tarafa geçiyorum. Oturma odasında da biraz önce kek yedik dedim ya, kırıntıları duruyor. Onları da süpüreyim. En azından bu iki yeri bitireyim ki diğer yerler zaten diğer odalara, yani oturma odası mutfak çok kötüydü. Oralara kıyasla çok çok iyi. O yüzden burada bitsin, kapısını hemen çekeyim. Hadi. Çok konuşmadan işlere devam.
Evet, bu oda bitti. Zaten küçük bir oda. Tek sıkıntısı biraz temizliğinin zor olması, küçük olduğu için. İyi ki iki odayı değiştirmişim. Çünkü gerçekten burada temizlik yapmak çok zor oluyor. Para paralı oldu. Keşke kokusunu gönderebilsem. Burayı da bitirdim. Şimdi kapısını çekeceğim. Sadece şuradaki bir tozu alacağım. İçeride yok ama dışarıdakinde var. Bugün mutfak kapısını falan da oralarını aldım. Böyle burası. Şimdi oturma odasına geçiyorum. Burayı da kapatıyorum artık. Başka bir misafir gelene kadar. Günaydın. Artık 2 gün mü oldu önceki videoyu çekeli? O günden sonra bugün ilk defa video çekmeye başladım. 2 gündür ne yapıyorum? Nilhan anaokuluna başladığı için onunla beraber oryantasyon eğitimine gidiyorum. Dün biraz daha uzun kaldı ve ben de orada oturdum. Yıllar sonra ilk defa şehir içinde araba kullandım. Hiçbir şey eksilmemiş. Şöyle vurayım bir yerlere. Vurduğumu sayalım ya da. Neyse, hiçbir şey eksilmemiş yani, araba kullanabiliyorum şehir içinde, sıkıntı yok. Hatta oradan dün çıktık, Hakan'ın okuluna gittik, onu da aldık, eve geldik. Sonrasında İlhan rahatsızlandı, karnım ağrıyor demeye başladı. Sonrasında 2-3 kere kustu falan. Ondan sonra dün gece bir hastane teşebbüsünde bulunduk ama hastaneye gitmeden geri eve döndük. Dedim hani... İşin uzmanı baksın çünkü acil, devlet acilden zaten bahsetmiyorum.
sırayla alıp hani neyi var deyip hep bir ilaç verip gönderme oluyor acil olduğu için. Gündüz olmuyor böyle şeylerde, hep hastalıklar gece çıkar ya. Baktık hiçbir yerin çocuk acil doktoru yok, özelde de. Hakan dedim eve geri dönelim, bir tane ilaç verilmişti Mayıs ayında hasta olduğunda mı? Ne? O zaman da böyle bir kusma, mide bulantısı gibi bir şey vardı. O ilaç geldi aklıma, hiç açılmamış. Dün onu içirdim. Sonra gece birkaç kere daha çıkarttıktan sonra artık normale döndü, öyle söyleyeyim. Hatta bugün okula göndermeyecektim. Sonrasında kendi gitmek istedi zaten, iyiyim ben deyip. Bugün kahvaltısını da orada yaptı. Onu bıraktık geldik. Biz de Hakan'la kahvaltımızı yaptık. Hakan işe gitti. Şimdi ben dün tabii yatak yorgan battı. Önceki günlerde de Nilhan Tyson'ı odasına kapamış. Oyun oynayalım diye. Tyson da tuvaleti gelmiş. O da Nilhan'ın yatağına yapmış. Alez'i falan her şeyi toplamıştım. Yıkamaya bir türlü elim ermiyordu. Şimdi dün akşam da o çıkarttığı şeylerle beraber her yer bayağı bir çamaşır birikti. Daha yeni bitirmiştim çamaşırları. Çamaşırları hallettim. Şimdi bilgisayarda işlerim var. Ona geçeceğim. Gmail'im dolmuş taşmış. Ondan sonra yani Google fotoğraflar aynı şekilde her gereksiz bütün fotoğrafları yedeklemiş. Hatta dün akşam Hakan'a dedim ki ben onları yapayım. Nilhan 8 gibi falan uyudu. Arkadaşlarımız vardı. Bu arada 2 akşamdır da arkadaşlarımız var. O yüzden hani akşamları da hiçbir şey yapmıyorum. Temizlikte o bıraktığım yerde kaldı. Devamını artık pazartesi günü getireceğim. Çünkü Nilhan hafta sonu evde olacak. Yine başa döneceğiz. Öyle olmasındansa dedim ben işlerimi planlayayım. Yani işlerimi planladıktan sonra temizlik işine geçeceğim. Şimdi bilgisayardaki işlerimi yapmaya gidiyorum. Onları yaptıktan sonra da ne yapacağım bilmiyorum. Nilhan'ın gelme saati gelir. Bugün yine yarım gün kalacak. Çünkü saat 12.30'da babasıyla beraber tekrar eve dönecek. Da su içmeyi ihmal ediyorum ve su gerçekten diyette çok önemli. Normalde bu şişeden 3-4 ya da 5 tane bitiriyordum yazın. Şimdi bir taneyi zor bitiriyorum. Bu da 650 mi? 600 milim yani. Hatta diyetisyenim sordu su içiyor musun diye, bıraktım dedim. Öyle olunca adam tekrar 3,5 litre su yazmış. Ben de dün akşamdan şişelerimi hazırladım. Bu arada suyumuz lazım. Su siparişi de vermem lazım. İyi hatırladım onu da. Şu suyu bitireyim. O arada bilgisayardaki işlerimi bitireyim. Bu arada bugün Nilhan yalnız gitti. Yani saat 8.30'da oraya bıraktı. Kahvaltısını falan da orada yapacaktı. Sonra 12.30'da Hakan geri getirecek. İlk defa yalnız kaldı. Hatta anne nereye gidiyorsun dedi. Dedim ben buradayım. Galoş yoktu Allah'tan. Dedim galoş olmadığı için içeriye giremiyorum. O yüzden sen öğretmenine dur dedi. Öğretmeni de bu arada çok seviyor. O da iyi bir şey. Bu arada şu arkamda süpürge hala orada duruyor. Dediğim gibi bıraktım işleri. Zaten üstünden bugün şöyle bir Dyson'la da aldırırım. Çamaşırlar yıkanırken de, hatta Nilhan evde yokken de şu bilgisayardaki işlerimi hızlı bir şekilde halledeyim. Dün akşam pide yaptırmıştık. Çok yaptırmış Hakan. Onlar var. Bir de arkadaşlar gelirken çiğ köfte getirmişler. Bir de dolapta o var. Şu an yemek sıkıntım yok. Sadece Nilhan için bir tarhana çorbası yapacağım. O geldiği zaman içsin diye. Biraz sonra biraz işlerimi halledeyim. Sonrasında tarhana çorbası yapmaya geçeceğim. Öyle bizde durumlar işte. Böyle diyorum ya, Nilhan'ın orada mutlu olduğunu gördükçe mutlu oluyorum. Ama bir yandan da böyle içim buruk. Evde çok yalnız hissettim. Bugün ilk defa çünkü. Hem Nilhan yok hem de ben evdeyim. Ve bir garip geldi bana. Neyse ben şu işlerimi halledeyim. Bu da burada bana eşlik ediyor. Bu arada suyumu bitirdim. Bilgisayardaki işlerimi de azalttım.
Çamaşırlar da biraz sonra çıkar diye düşünüyorum. Çünkü bir saate yakındır oturuyor muyum? Yok. 40 dakika falan olmuş herhalde. Şimdi sofrayı toplamadım. Çünkü Hakan gelecek. Yine öğlene. Nilhan da aç gelebilir. O yüzden kahvaltı sofrasını kaldırmadım. Üstüne şöyle bir kapak kapattım. Hazır elimde iş yokken bu videoyu da burada sonlandırayım. Hatta düzenleyeyim, yüklemeye koyayım. Artık video saatlerimi akşam 8 olarak belirledim. Sizin de haberiniz olsun. Haftanın 3 günü bu kanalda görüşeceğiz. Pazartesi, çarşamba, cuma şeklinde. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.